Kısacık bir anımı lütfen anlatayım mı? Yeri geldi. TRT'de ilk yıllarımız, İsmail Cem, Allah rahmet eylesin, gördüğüm en demokrat TRT genel müdürüydü. Çok sesli yayıncılıktan yanaydı. Bir gün beni çağırdı, dedi ki, Rahşan Hanım'ın köy derneği var, bir gece düzenlemişler. O dernek yararına sizin sunucu olmanızı istiyorlar. Ben elçi olarak söyleyeyim de, çok da kibar bir insandı. Yani gidin yapın demedi. Ben dedim ki efendim biz kamu görevlisiyiz. Hem siz yıpranırsınız hem bana çok ağır fatura çıkartırlar. Ben yapmak isterim ama bu nedenle yani mazur görülebilir miyim acaba dedim. Dedi ki siz gidin kendisine anlatın, şurada sizi bekliyorlar dedi. Ben bir arabaya atladım. Ankara'nın dışında bir ev, bir sitenin bir bloğunda, 7. kat mıydı, girdim. Sunakan'ın ünlü kemancı, evet. Sunakan ve eşi Faruk Güvenç'in evlerine misafir gelmişler. Hiç unutmuyorum, masada pilav, kuru fasulye ve turşu vardı. Bakın, aynen gözümün önünde. Bana da ikram ettiler. Ben dedim ki hayır yiyemem. Ben size sadece bir mazeretimi belirtmek için geldim. Rahatsız etmeden bir an önce gitmek istiyorum dedim. Nedir dediler. Dedim ki böyle böyle ben TRT'de kamu görevlisiyim. Hem Sayın İsmail Cem bundan dolayı yıpratılmak istenir. Hem de bana çok ağır faturalar çıkartılır. Kalbim bu işi yapmaktan yana ama bu nedenle bağışlayın. Bağışlar mısınız acaba dedim. Ağır rica ederiz falan dedi. Başbakan o sırada Bülent Bey. Ben müsaadenizi alayım efendim dedim. Yok biz zaten kalkıyorduk dedi. Beraber kalkalım dedi. Dostlar aşağıya indik. Aşağıda siyah bir Renault Station araba. Makam arabası. Siyah Renault Station. Bir tek koruma müdürü var. Başka polis de yok. Mümtaz Karaduman. Mümtaz Karaduman iri yarı böyle devasa yapılı bir arkadaşımızdı. Ben dedim ki efendim dedim önde Mümtaz Bey oturuyor. Arkada iki koltuk var siz ve Rahşan Hanım. Ben müsaade ederseniz buradan bir taksi çevireyim gideyim dedim. Olur mu Uğur Bey dedi. Mümtaz Bey bagaja geçer dedi. İnanın Mümtaz Karaduman o dev adam bagaja geçti. Biz Kavaklıdere'de bir yerde oturuyorum ben. Kardeşimin evinde misafirim. Evimizin önüne kadar geldi araba. Ben Renault'ların kapısı zor açılır biliyorsunuz ön kapı. Elimi koydum ki bir an önce açayım ve ineyim diye. Durdu araba. Tam kolu çektim. Kapı açıldı ve başbakan karşımda. İnmiş, kapımı açmış, beni uğurluyor. Böyle insanlar. Sevgili dostlar, biz böyle başbakanlar, böyle Türkiye'yi yönetenler gördük. Nur içinde yatsınlar. Allah rahmet eylesin. Şimdi Kanal İstanbul'la ilgili Müjdat'ın söyleyeceği başka bir şey yoksa vallahi İran konusuna geçelim diyeceğim. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Şimdi ben bir bilim adamı değilim. Bak bunu itiraf edeyim yani, tamam mı? Bir bilim adamı değilim yani. Ama film adamıyım. Buradan iyi sinema çıkar söyleyeyim. Tamam mı? Ama siz isteseniz de istemeniz de bu yapılacak. İsteseniz de istemeseniz de öyle mi kanal ben demiyorum. Öyle mi diyorsun diyor. Ben demiyorum bunu ya. Ha. Buraya bakıyorsun. Şuraya baktın.